Abi ne haber ya? Bu sefer tek başınasın. Uçan kobra nerede? Uçan kobra. Sabah gördüm. Dağa çıkacağım dedi bana. Dağa mı? Sebep? Ya ne bileyim. Ateş yakıp dans edecekmiş. Ya abi bu nedir ya? Taktı iyice ateşe dansa ya. Deli mi bu ya? Gidelim mi yanına? Gidelim de bizi de sıradan geçirsin. Aynen. Vallahi tehlikeli o adam. Ya korkmayın. Merak ettim. Şöyle gidip bir bakalım. İyi bir bakalım lan. Aynen. Hadi abi. Hunga munga, hunga munga, hunga munga, midye tava, midye tava, midye tava, midye tava. Hunga munga, hunga munga, hunga munga, midye tava, midye tava, midye tava. Hunga munga, hunga munga. Abi hayırdır ya, sen ne yapıyorsun? Ateşi yakabilirsem kabileye haber yollayacağım buraya gelsinler diye. Abi ne kabilesi ya? Hangi devirde yaşıyoruz ya? Kafayı yemiş iyice. Diğer kabileden cevap var mı peki? Daha haber yok. Ama biliyorum gelecek. Komançiler beni bekliyor. He gelir gelir. Ateşi yakarsan komançiler gelir. Elbette haber gelecek. Haber gelene kadar gelin de size kobramı göstereyim. Ney? Ayva yedik sıradan geçirecek bizi. Sakin ol uçan kobra, biz dostuz. Merak etmeyin. Ben de zaten yalnızca dostlara gösteriyorum. Oğlum kaçın lan, manyak lan bu. Niye sürekli kaçıyorsunuz? Kobra dediysem yanlış anlamayın. Benim bebeğim bu. Gelin siz de çok seveceksiniz. Lan arkadaş, kaç gündür düşünüyorum bulamıyorum. Oğlum bu mafya bize niye para verdi lan? Ya belki de bizi sevdiği için vermiştir. Lan yürü git, sevmişmiş. Mafya oğlum bu mafya. Mafya kimi sevmiş ki bizi sevsin? Bu işte başka bir şey var. O zaman gidip soralım siz bize niye para verdiniz diye. Oğlum aslında onu düşünmedim değil. Ama bir yandan düşündüm. Mafya lan bu. Hani acaba bir şey yaparlar mı diye. Yani. Ya boş ver gidelim. Ne olacaksa olsun be. İyi. Madem öyle diyorsun. O zaman gidelim bakalım. Abi kusura bakmayın. Tekrar rahatsız ediyoruz. Yalnız bizim kafamıza bir şey takıldı. Biz hiçbir şey yapmadık ama siz bize para verdiniz. Niye? Çok mu merak ettiniz? Eğer çok merak ettiyseniz ben gidereyim merakınızı. Abi sen bir sus ya. Ne olur ya. Sürekli fantazi yapıyormuşsun gibi konuşuyorsun. Ne olur abi. Korkuyoruz be. Korkacak bir şey yok. Herkesin başına gelebilir. Al işte. Başladı yine ya. Madem merak ettiniz söyleyeyim. Size o parayı verdim. Çünkü... Evet çünkü... Çünkü... Abi bir girme araya be. Önemli bir şey konuşuyoruz şurada ya. Çünkü sizi çok sevdim. Siz tam bir gerizekalısınız. Gerizekalı mı? Sebep abi. Lan sizde zerre kadar beyin olsa gelip mafyadan yardım mı istersiniz? Beyinle ne alakası var abi? Biz ihtiyacımız var diye geldik. Her ihtiyacınız olduğunda kolay yolu seçmeyin gençler. Mafyadan yardım isterseniz sonuçlarına da katlanmak zorundasınız. Görüyorum ki gerizekalı birisiniz. Bu seferlik sizi affediyorum. Şimdi gözüme görmeden kaybolun lan buradan. Geçen yine canlı yayın açmışım oğlum. Bir sürü takipçim var tabii ki. Fenomen olduğum için. Ulan doğru dürüst para atan yok. Başladım hayranlarıma, sizi özledim, sizin için buradayım falan demeye. Ya işte beni siz var ettiniz, sizin sayenizde varım, siz olmasaydınız ben bir hiçtim falan gibi. Damardan girmişim yani anlayacağın oğlum. Ne e'si oğlum? Biliyorsun bizim millet kendini acındıranı seviyor. Aga o saatten sonra bir yorumlar geldi, üf. Asalar, yatlar, katlar ne varsa yolluyorlar. Oğlum neredeyse kendilerini yollayacaklar lan. Sen ciddi misin lan? Tabii ciddiyim oğlum. Bu memlekette kendini acındıracaksın ki işte o zaman enayiler paraya boğar seni. Ha bir de canlı yayında küfür etmeyi unutma. Milletin hoşuna gidiyor. Enayi çok. Ulan bir saf ben miyim be? Ben niye yapamıyorum? Yapacaksın oğlum. Yapacaksın. Yapmazsan aç kalırsın lan. Enayiler olmazsa akıllar aç kalır oğlum. Al sana hayat dersi işte. Sakın unutma.
Hadi gel parayı çekelim de enayi parasıyla yemek yeriz. Ne yapalım? Enayi çok.